2 saat uğraştım bunu kurayım, geldi kurcaladı, bozdu. Bizim kamp kurduğumuz alanda orası. Keçin kukumuş yapacaklar ha, yesinler bu 2 tane balığı o zaman, hadi bakayım. Karpaz'da, piknik alanında kamp keyfi bu şekilde. Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Eğer bir önceki videomuzu izlediyseniz nerede olduğumuzu bilirsiniz. İzlemeyenler için de söyleyeyim arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Karpaz'a geldik. Karpaz piknik alanına geldik ve burada kamp yapacağız arkadaşlar. Bugün bu gece burada kalacağız. Yani şöyle iki gün bir gece kalma düşüncemiz var. Tabii görürsünüz arabanın içi dolu. Yavaş yavaş hani eşyalarımızı almaya başladık. Hüsnü Hasan da bizlerden. Bir de kız arkadaşım Daniela var arkadaşlar. Şu anda ilk aşamada hani çadırımızı kurmak istedik ki ona göre eşyalarımızı koyabilelim. Şunu da belirtmek isterim her şeyden önce. Şimdi dediğim gibi çadır kuracağız. Burada tabii ki belediyeye ait bir yer olduğundan ötürü, piknik alanı olduğundan ötürü çadır kurmak istediğinizde şu şekilde bilet veriliyor. Çadır başına da 75 TL ücret alınıyor arkadaşlar. Kuracağınız her çadır için. Evet, şimdilik bizimkiler malzemelerini indirdiler. Biz de yavaş yavaş çadırımızı kuracağız. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş çadırları kurmaya başlıyoruz. Şu anda bizleri böyle sabit tripod'dan izlemeye devam edeceksiniz. Neredeyse bitirdiler. Ama gerçekten yani şunu da belirtmek isterim ki hani kurulması zor bir çadırdır ve gerçekten büyük bir çadır. Bizim çadır şu şekilde ufaktır, 2 kişilik. Buradaki ise 4 kişilik bir çadır arkadaşlar. Yani gerçekten kurulması hani daha zordur. Evet arkadaşlar, çadır kurma faaliyeti bir bitsin. Bir yerleşelim, soluklanalım. Ondan sonra ne yapacağız Hüsnü? Ondan sonra balığa gideceğiz. Bakın arkadaşlar, 2 saat uğraştım bunu kurayım, geldi kurcaladı, bozdu, gene onu yapmaya çalıştım. Görürsünüz. Bak. İşte be. Ağzında da sigara, iş mi yapılır? Varsa. Evet, çadırın içi de bu şekilde. Bunu da herhalde akşama doğru kurarsınız kardeş. Evet. Hava bir açık serinlesin. Bir şey söyleyeyim, bu çadır bence 4 kişilik falan değil yani. Bu çadır böyle rahat bir 10 kişiyi alır kardeş, yani gerçekten rahat bir şekilde alır yani bir 10 kişiyi. Şimdi Hüsnü, balığı ilk nasıl tutacağız? Zıpkından dalalım. Zıpkından dalacağız bu saatte mi? Arkadaşlar sesim ne kadar gelir bilmem. Şu anda dalmaya hazırlanıyoruz. Thank you.
Evet arkadaşlar, denize daldık. Bilmem Hüsnü'ye Hasan bir şeycikleri yakaladı. Hani zaten karelerden göreceksiniz muhtemelen. Ne yaptılar ne ettiler ben daha bilmiyorum çok. Birazcık hani deyim size böyle sıkıldım dedim çıkayım. Bekleyecek bakalım çıksın Hüsnü'yle Hasan'da bakalım ne yakaladılar. Normalde şöyle bir niyetleri vardı. Hani catching hook yapacaklardı. İşte ne yakalarlarsa onu yiyeceklerdi. Vallahi bilmem ben her ihtimale karşı işte köfteciktir, tavucuktur bilmem nedir aldım yani yanıma. Evet, vallahi ne tuttuk Hüsnü bugün? Ne yaptın? Vallahi bir aslan, bir kral, bir gazokan vurdu. Ama kaçta geldik? 4-5 balık yok ki. Bunların boyutları göstereyim arkadaşlar size. Öyle avuç kadardır her biri. Ne için vuramadık belirtin? Çünkü benim tutkum patladı. Gösterir kamerada bellidir. Çekti mi? Ha, çekti eminli. Aksilik yapacağım, onu yarın sabah dalacak. Keçen kokumuş yapacaklar. Ay yesinler bu iki tane balığı o zaman. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar, istedik mangalı yakalım şimdi. Bakalım. Mangalcığımızı daha buracıkta yakacağız. Evet. Mangalcığımızı yakacağız. Hüsnü'yle şey nedir o? Hasan aldılar oltaları, gittiler balık tutsunlar gene. Taktılar oğlum kafaya. İlla şey aç nedir? Balık yakalayacaklarmış. Vallahi ben zaten bir şey söyleyeyim. Çok fazla balığı seven biri değilim. O yüzden sıkıntı yok. Olanı yiyeceğiz. Evet arkadaşlar. Kömürlerimiz yavaş yavaş yansın. Hani işte nargileyi, oyu buyu falan bir hazırlayalım. Ondan sonra tekrar çekimlere devam ederiz. Arkadaşlar şu anda baya bir karanlık oldu hava. Saat galiba 9 civarlarıdır. Gördüğünüz gibi kömürlerimiz hazırdır. Şimdi hani birkaç şey aldıydık tabii ama yeterli olmadığını anladık ve yani Hüsnü'yle şey Hasan gittiler bakkala birkaç bir şeycikleri daha aldılar. Şu anda da yavaş yavaş hani işte etleri hazırlayacak. Hüsnü'yle Hasan nargileyi hazırlayacaklar. İki tane nargilemiz var. Güzel bir şey aldık. Lady Killer bir daha şey aldık. Mango Tango Ice. Yani aromalar gerçekten güzeldi, tavsiye ederim özellikle Lady Killer tütünü. Ne varsınız? Temizlerik balıkları. Yarın göreceğim mesela. Yarın bilirsiniz nasıl tutan balık. Mermi gibi. Saat 5'te balığım mı gelini? Sokan ha? Sokan tutacağım en kötü oltayını. Ama tutacağım bak. Aha burada bak bak. Bakalım bakalım. Asıl marifet burada da şu aslan balığı da. Mallara bakın. Ya bunu da öyle mi vurduk işte? Ne güzel ya işte 3 tane balık tamamdır ha. Daha ne olsun. Yarın da bir 50 tane tutacak öğlen yemeği. Yiyelim de kaçalım. Tamam anlaştık. Daniela etleri hazırlar. Ne güzel, ben mangalı yapacaktım. Etlerin başında duracaktım. Hasan dedi bana ben durayım. Şey işi bana kaldı. Nargile işi. Kardeş sen nargileyi yap da et biçimle benim işimde. Evet arkadaşlar. Nargileleri hazırladık. Hasan, etlerin durumu ne oğlum? Pişti kardeş. Pişti pişiyor kardeş. Hadi bakalım. Mananam bak be gene ne. Burada işte et köftemiz var falan. Neydi? İkinci de nargilecik buraştadır. Arkadaşlar hani Kıbrıs'ta gündüz hava ne kadar sıcak olsa da geceleri özellikle hani deniz kenarında havalar biraz serinler. O yüzden biz de tabii hani ona göre kalın kıyafet aldık yanımıza. Dediğim gibi nargileleri hazırladık. Şu anda hani ne yalan söyleyeyim birazcık böyle keyif yaparız. Biraz daha buralardayız. Ondan sonra işte yavaş yavaş hani aşağıya geçip yatacağımızdan çadırlara geçeceğiz. Kıbrıs'ta, Karpaz'da, piknik alanında, kamp keyfi
bu şekilde geçmekte arkadaşlar. İşte mangal, müzik, nargile, ışık ve sevilen insanlarla birlikte bir gece geçirmekteyik. Arkadaşlar hani Kıbrıs'a gelecek olursanız Karpaz'ı ziyaret edin derim. Buna ek olarak zaten birkaç video öncesinde kanalımda da bulabilirsiniz ve yukarıdan çıkan karta tıklayarak Karpaz Zaferburnu videosuna ulaşabilirsiniz arkadaşlar. O da çok güzel bir videoydu. Hani gündüz gözüyle sizlere Karpaz'ı ve Zaferburnu'nu göstermiş, tanıtmış oldum. Dediğim gibi arkadaşlar şu anda işte yemek yedik, nargile içerik, o şekilde keyif yaparız. Evet, ikinci günden günaydın arkadaşlar. Bizim adamlar benden birazcık daha erken kalktı. Sabah 6'da. Deniz şu şekilde. Oltayla balık avlayanlar var. Evet arkadaşlar, elimi yüzümü yıkadım. Şu anda anladığım kadarıyla Hüsnü'nün oltayla balık tutma planı var. Bakalım biz onunla beraber gideceğiz. Ne oldu be Hüs? Gidelim bir oltayla deneyelim, birkaç tane atalım da. Bunlar var ya, atar iki taptı. Bir tane görmedim çektiklerini. Çok güzel bir hani böyle bir görüntü var arkadaşlar burada. Aman anam. Vallahi su soğuktur ha. Bizim kamp kurduğumuz alanda orası. Tabi bizim çadır Hasan'la Hüsnü'lerin çadırının yanında, ufak kalır baya. Ancak iki kişi için gayet yeterli. Evet, şu şekilde. Şöyle bir yere geldik. Dediğim gibi hani öyle oltayla balık tutan 3-5 kişi var. Yolda gelirken balık yemi aldık bu şekilde. Kaç paraydı be bu? 45. 45 lira. Bakalım iş yapada. Evet. Hüsnü gitti oltaya atsın o yanı. Buranın manzarası, ortamı, huzuru apayrı bir şey arkadaşlar. Yani gerçekten Karpaz'a gelmenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, Hüsnü ilk balığını yakaladı. Ben de kovayı götüreyim yine. Hadi ey Sina. Şöyle ufak bir ilo yakaladık. Daha doğrusu Hüsnü yakaladı. Şimdi bunu geri denize iade edeceğiz. Arkadaşım, istemiyor musun ben seni şeye, denize geri atayım? Hadi git. Evet, balığımız gitti. Vuruşları hissetmeniz için profesyonel olmanız lazım. Sokan? Zaten sokan da istiyor. Hasan da dalmaya geçti. O da bir taraftadır. Hasan! Evet. Kamera el sağla oğlum. Evet arkadaşlar. Çok bereketli geçmedi balık avımız. Çünkü oradan bir Hasan geçti. Yani. Hasan geçti, denizi kuruttu. Hüsnü dedi belki dağlar zıpkınla baksın. Kaç tanedir be? 3, 5. Şu
5 tane balık. Dün de tuttuyduk zaten. Tuttuydun kaç tane be? 2 3 tane. 3 tane de dün tuttuyduk zıpkından, hani daha büyük. Evet arkadaşlar, denize girdik, birazcık serinledik. Şu anda saat 9'dur. Yavaş yavaş hani güneş yakmaya başlıyor. Gidelim bir duş alalım, hani sonuçta tatlı suyla yıkanalım, çünkü tuzlu su şey yapar, yakar çok. İki ihtimal var. Hani normalde planımız şudur. Toparlayalım hep çadırları falan, malzemeyi toparlayalım, bir arabaya koyalım. İşte yakaladığımız balıkları belki burada pişiririk. Bir bakalım duruma göre. Hani biraz daha böyle gölge bir yer bulursak. Çünkü akşam saatlerinde hani güzel olur ama öğlene doğru çok sıcak olur arkadaşlar burası. Evet arkadaşlar, şimdi ise yavaş yavaş çadırımızı toplayacağız. Hüsnüler başladı, toplasın çadırlarını. Evet. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çadırımızı topladık. Şu anda Hüsnü ve Hasan da çadırlarını neredeyse topladılar. Hani sonuçta hak vermek gerek, onların için çok daha büyüktür bizimkine göre. Bir şey yürüdü üstünde. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş malzemeleri arabaya taşıyalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çadırlarımızı ve malzememizi topladık. Yavaş yavaş işte arabaya yükledik yarısını. Bir yarısı da burada kaldı. Balıkları yapmamaya karar verdik arkadaşlar. Çok güneşlidir hava, yani çok sıcaktır hava. Hani burada çok fazla gölge alan da yoktur. Onu da şöyle yapalım. Arkadaşlar, Hüsnü'nün yeni bir kanalı var, Yumi Masıl diye. Ben onun linkini açıklamalar kısmına da bırakacağım. Orada hani böyle yemekler falan da pişirir eder. Balıkların pişme sürecini falan, onları oradan takip edebilirsiniz. Aynı şekilde Hüsnü'nün vücut geliştirme ya da işte powerlifting kanalı. O da açıklamalar kısmında yer alacak arkadaşlar. Bicortex. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş dediğim gibi geriye kalan tüm malzemeyi de arabaya yükleyelim. Ondan sonra muhtemelen bu videoyu bu güzel, bu şahane yerde bitireceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tüm malzememizi topladık. Geride hiçbir şey bırakmadık. Çöplerimizi aynı şekilde çöpe attık arkadaşlar. Hani bu sizlere bilmiyorum, hani tavsiyemdir veya şeydir. Arkanızda çöp bırakmayın. Sonuçta doğayı kirletmek kötü bir şeydir. Evet arkadaşlar, gitmeden böyle sizlere bu güzel manzarayı tekrardan göstermek isterim. Bu videoyu da bu güzel yerde sonlandırmak isterim. Biz güzel vakitler geçirdik. Umarım bu videoyu izlerken siz de güzel vakitler geçirmiş olursunuz. Arkadaşlar, videoyu beğenmeyi ve bir sonraki videoları kaçırmamanız için de kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.